Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. After Effects öğreniyorum serimizde bugün parent aracını öğreniyoruz. Parent aracı nedir? Animasyonlarda nasıl kullanılır? Bununla ilgili örnekler yapacağız. Hazırsanız şimdi After Effects'imize geçiyoruz ve parent aracını öğreniyoruz. Kompozisyon, new kompozisyon diyerek yeni bir kompozisyon oluşturuyorum. Kompozisyonuma parent ismini veriyorum. 1920x1080, 30 frame'lik, 20 saniyelik ve arka planı beyaz olan bir kompozisyon oluşturmak istiyorum. OK diyerek kompozisyonumu oluşturuyorum. Bu örneği yaparken yine dışarıdan görsellerle çalışacağız. Dışarıdan görsel çağıracağım. Dışarıdan görsel çağırmak için şu boşluğa çift tıkladığım zaman dışarıdan görsel çağırabiliyorum. Burada şu anda iki tane görsel dahil edeceğim kompozisyonumun içerisine, projemin içerisine. Bir tane traktör ve bir tane de römörk. Shift tuşuna basarak römörkü de seçiyorum ve import seçeneğini tıklıyorum. Import dedikten sonra görsellerim proje dosyamın içerisine gelmiş oluyor. Proje panelimde görebiliyorum. Traktörü sürükleyip layer panelime bırakıyorum ve kompozisyonun içerisine yer almasını sağlıyorum. Görseli birazcık küçülteceğim. Şu alttaki kulakçıktan tuttum. Shift tuşuyla birlikte birazcık küçültüyorum. Şimdi yapacağım işlem traktöre bir takım pozisyon hareketleri vermek. Traktörümün başlangıçta şuradan başlamasını istiyorum. Buradan bu tarafa doğru hareket etmesini istiyorum. Bunu sürükleyip bırakarak da yapabilirim. Ya da align seçenekleri içerisinde ortada önce ortaladıktan sonra daha sonra buraya tıklayarak kompozisyonumun en sonuna çağırabilirim. Traktör layer'im seçilirken kısa yolu P idi. P'ye bastığım zaman pozisyon geliyordu. Ve kronometresini tıklayarak İlk hareketimi başlatacağımı söylüyorum. Daha sonra şöyle 3-4 saniye ileriye giderek traktörümün ekranında bu tarafa gelmesini istiyorum. Yine bu sefer align seçenekler içerisinden sağa yaslayı tıkladığım zaman bu şekilde bir animasyon elde etmiş oluyorum. N harfine basarak da izleme alanımı sadece bu iki keyframe arası olarak belirliyorum. Şimdi traktörümü bu şekilde bir hareket verdim. Bu şekilde bir pozisyon hareketi verdim. Aynı zamanda traktörüme ben bir de pozisyonla birlikte bir scale hareketi vermek istiyorum. Bunun için shift'e basılıyken S harfine bastığım zaman scale de aktif oluyor. Ve scale'in de kronometresine basarak traktörümün son bittiği yere doğru birazcık küçülmesini istiyorum. Sanki böyle biraz uzaklaşıyormuş hissi vermek için birazcık küçülteceğim. Şimdi izleyelim. Boş tuşuna basarak izliyorum. Evet, hem küçülüyor hem de soldan sağa doğru ilerliyor. Bu hareketlerin daha gerçekçi olması için bütün keyframe'leri seçtikten sonra F9 tuşuna basarak EasyEase hareketi uyguluyorum. Yani birazcık daha gerçekçi olsun diye EasyEase hareketi uyguluyorum. Evet, bu animasyonum tamam. Şimdi ben proje dosyamın içerisine bir tane de römörk çağırmıştım. Onu da sürükleyip buraya bırakıyorum. Bunu da traktörümün oranıyla eşit olacak şekilde birazcık küçültüyorum. Şimdi yapacağım şey römörküm de traktörümün arkasından birlikte gidecek. Bunun için römörküme de traktörün arkasından hareket edecek olan römörküme de aynı işlemleri uygulamam gerekiyor. Ne yapmıştık? Pozisyon ve scale uygulamıştık değil mi? Aynı şeyi yapsın diye, aynı pozisyonu, aynı hareketleri yapsın diye ona da aynı keyframe'leri atamam gerekiyor. Aslında bunu yapmayacağım. Bunun daha basit bir yöntem var. Yani buradaki keyframe'leri römörke doğrudan kazandırabiliyoruz. Şimdi traktörüme ben zaten bir pozisyon hareketi verdim, bir scale hareketi verdim, bir hareket var. Aynı hareketleri, yani traktörümün yapmış olduğu aynı hareketleri römörkümün de yapmasını isteyeceğim. Şimdi bunu nasıl belirleyeceğiz? Bunun için bizim bir parent aracına ihtiyacımız var. Parent adını verdiğimiz bir araca ihtiyacımız var. Bu aracımız şu anda görünmesi gerekiyor ama şu anda görünmüyor. Bunun görünür olabilmesi için şuradaki source name'in olduğu yerde boşlukta sağ tık yaptığımız zaman columns seçenekleri geliyor. Bunun içerisinde de parent link seçeneğini aktif etmemiz gerekiyor. Eğer ki sizde görünmüyorsa bu linki aktif ediyoruz. Aktif ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi buraya ip şekline benzeyen, helezona benzeyen parent link ve nan yazılarının olduğu bir menü gelmiş oldu. Nan menüsü altına baktığımız zaman traktör PNG pasif duruyor. Trailer yani römörkümüz aktif duruyor. Diğerine baktığımız zaman da yani römörkün karşısındaki parent linkine baktığımız zaman da traktör aktif, diğeri pasif, kendisi pasif duruyor. Yani buradan bu araç sadece bir diğerine uygulanabilir. Yani diğerini seçebilirsiniz. Parent aracı nedir? Parent aracı animasyonumuzda pozisyon, scale, rotation, opacity gibi animasyonları taklit eden, animasyonları birebir uygulayan
yardımcı bir araçtır. Ne demek istiyoruz? Şimdi benim traktörüme hangi keyframe'leri vermiştik? U harfine basarak bakalım. Pozisyon ve scale hareketi vermişiz. Römorkumuza herhangi bir şey verdik mi? U harfine bastık. Römorkumuza herhangi bir temel pozisyon hareketlerinden birini uygulamadık. Şimdi buradan şu anlam çıkıyor arkadaşlar. Buradaki bu parent aracının bir ipi var. Bu ipi şöyle tutup sağa sola sürüklediğimiz zaman uzuyor. Biz bu ipi sağda solda bir yerlere bırakabiliyoruz. Ama bu ipi nasıl kullanacağız? Mantığı nedir? Kullanım mantığı nedir? Bu ipin kullanım mantığı şudur arkadaşlar. Bizim ana elemanımız olması gerekiyor değil mi? Traktörümüz bizim ana elemanımızdı. Yani pozisyon hareketlerini verdiğimiz, daha doğrusu animasyonu öğrettiğimiz, ne yapacağını bilen traktörümüz. Ne yapacağını bilmeyen kim? Römorkumuz. Dolayısıyla bizim römorkumuzun ipini alır, traktörümüze bağlarsak nasıl bağlıyoruz? Şu şekilde tuttuğumuz zaman böyle bir sünme oluyor. Traktör layer'ının üzerine bıraktığımız zaman buradaki nan değeri gördüğünüz gibi ne oldu? Bir traktör PNG oldu. Aslında biz bunu ipi sürüklemek yerine şu şekilde de yapsak aynı işlemi yapmış oluyorduk. Yani biz burada şunu yapmış olduk. Şu an şunu söylemiş olduk. Römorka dedik ki sen traktörün yaptığı bütün her şeyi taklit et. Traktör ne yapıyorsa sen de aynısını yap dedik. Bakalım gerçekten aynısını yaptı mı? Şimdi biz bunun testini yapmak için her iki layer'ımı şu şekilde seçtikten sonra Urfa'nın U'suna basıyorum. Evet, ben sadece traktöre bir animasyon vermişim. Römork'ta herhangi bir animasyon yok. Bakalım bir izleyelim animasyonumuzu. Gördüğünüz gibi traktörüm ne yapıyorsa şu anda römorkum da aynı şeyi yapıyor. Tabii bir gariplik var. Gariplik ne? Römork traktörü uygun yerde takip etmiyor. Doğru yerde takip etmiyor. Doğru yerde takip etmesi gerekiyordu. Bunun için öncelikle linki iptal ediyorum. Römork'un bağlantısını kesiyorum. Römork'un bağlantısını kestim. Bakın traktör animasyona devam ediyor. Römork boşta. Şimdi bunun için şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bağlantıyı yapacağımız zaman traktörün nerede durduğunun bir önemi var. Yani nerede durması gerekiyor? Burada römorkumuz traktörümüze bağlı bir vaziyetteymiş gibi bir pozisyonda olması gerekiyor. Yani pozisyon olarak nerede durduğunun bir önemi var. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi buraya aldık. Yani şu an bağlı pozisyonda. Artık ne yapabiliriz? İpinden tutup, şuradaki ana ipten tutup traktörün layer'ın üzerine götürüp bıraktığımız zaman artık bağlanmış oluyor. Şimdi yürütelim. Artık römorkumuz traktörümüzü doğru bir şekilde takip ediyor. Biz sadece traktöre bir animasyon verdik ve römork da bunu taklit etmesini söyledik. Bu özellik aynı zamanda arkadaşlar rotation için de geçerli. Shift tuşuna basıp traktörüm seçiliyken shift tuşuna basıp R dersem rotation da gelir. Ben şimdi traktörüme bir dönme hareketi verirsem römork da aynı şekilde bakın onu takip ediyor. Yani aslında biz römorkumuzu traktörümüze bağladık. Burada dikkat edeceğimiz bir konu var. Bir de opacity var değil mi? Opacity'ye bakalım şimdi. Opacity'sini kısarsam traktörün opasitesi kısılmasına rağmen gördüğünüz gibi römorkun opasitesi kısılmıyor. Parent aracı ana bağlama parentinde, yani ana bağlamadan kastım buradaki iptir. İçerisine girdiğimiz zaman bir de transform araçlarının yanında ipleri var gördüğünüz gibi. Opasiteyi taklit etmiyor. Opasiteyi de taklit etmesini istiyorsak ne yapıyoruz? Transform özelliklerini açıyoruz römorkun. Römorkun opasitesini traktörün opasitesine bağlıyoruz. Ve daha sonra traktöre herhangi bir opacity girersek gördüğünüz gibi artık römork da onu taklit etmeye başladı. Dikkat ettiyseniz burada rengi kırmızı oldu opacity'nin, yani buraya bağlandığını göstermesi için renk kırmızı renk almış oldu. Şimdi animasyonumu izleyecek olursak traktör ne yapıyorsa römork da aynısını yapıyor. Ne kalmıştı bizim geriye? Traktörümüzün opacity'si değil mi? Burada şimdi bu buradayken traktörümüze bir de opacity başlatırız. Ve şuraya doğru gelirken de yavaşça silinsin, kaybolsun, gitsin. %100 değeri sıfırlansın. Bakın aşağısı da otomatik olarak sıfırlandı. Ben yukarıya ne girersem değer aşağıya da aynısı gelmiş oldu. Şimdi izleyecek olursak gördüğünüz gibi traktörle birlikte römorkumuz da aynı işlemi, aynı şeyi yapıyor oldu. Buradaki keyframe'leri genişletmek için şu mavi çizginin üzerine geldiğim zaman, biraz yukarıya kaldırdığım zaman bu alanı genişletip buradaki keyframe'lerin tamamını görebiliyoruz. Buradaki satırların tamamını görebiliyoruz. Parent aracının kullanımı bu şekildeydi arkadaşlar. Parent aracı animasyonumuzun içerisinde bir nesnemizin yaptığı temel pozisyon hareketlerin tamamını
diğer nesnemizin de yapması gerekiyorsa, birlikte yapmaları gerekiyorsa bu şekilde kullanılır. Burada dikkat etmemiz gereken en büyük özellik arkadaşlar, bağlantıyı nerede yaptığımız. Buraya çok dikkat ediyoruz, bunu gözden kaçırmıyoruz. Yani nesnemizi bağlarken, daha bağlantısını yaparken bu bağlantının nerede olduğu çok önemli. Yani şurada bir yerde bağlamaya kalkarsak, şu an bağını kestim. Burada bir yerde bağlamaya kalkarsak eğer ki, bu hareketini yaptığı zaman o da orada o hareketi yapacaktır. Dolayısıyla biz buna nerede bağladığımıza dikkat ediyoruz. Yani diğer nesne, ana nesnemizi takip edeceği zaman nerede olması gerekiyorsa o pozisyona getiriyoruz ve daha sonra bağlantı işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Ve animasyonumuzu başlattığımız zaman ana nesnemizin yapmış olduğu temel pozisyon hareketlerinin aynısını diğer nesnemizin de yaptığını görebiliyoruz. Şimdi bizim bir tane daha römorkumuz olmuş olsaydı, onu da aynı şekilde buraya bağlayabilirdik. Diğerinin boyutuna eşit bir şekilde getirip, bunun arkasına getirip tam bunun olduğu yere ayarlamam gerekiyor. Şöyle birazcık böyle, evet, ona bağlayalım değil mi? Bağlı olsun. Şimdi bunu getirdik, bağlayacağımız noktaya ayarladık. Şimdi yapmamız gereken ne? Bizim diğer ikinci römorkumuzu da traktöre götürüp şu şekilde bağladığımız zaman artık traktörümüz ne yaparsa o da onu yapardı. Gördüğünüz gibi tek yapmadığı hareket opacity. Opacity için yapmamız gereken şey, alttaki römorkumuzu seçtikten sonra T harfine basıyoruz. Ve römorkumuzun da T harfine bastıktan sonra bunun artık içindeki bu parent ipinden tutup opacity'nin üzerine bıraktığımız zaman artık ikinci römorkumuzda birincide olduğu gibi onu taklit ediyor. Onun yaptığı her şeyi yapıyor. Bugün sizlerle After Effects içerisinde parent aracı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanabiliriz, basit bir örnekle göstermeye çalıştım. Parent aracının kullanımını kavrayabilmek için buna benzer örnekler yapabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.